Bugünkü manzaramız şudur. Abdest alırken, namaz kılarken, oruç tutarken Allah'ın hükümlerine uyunuz. Ama nikah kıyarken, miras taksimi yaparken, devlet idaresini yaparken, siyaset yaparken Allah'ın koyduğu hükümlere uymayınız diyen adam bugünkü müşrikin ta kendisidir. Çağdaş müşrik, zamanımızın müşriği. Bugün kim laikse vallahi o müşriktir. Bugünkü şirkin, müşrikliğin adı laiklik, laisizm. Laiklik kelimesi tam şirkin karşısıdır. Yani şu çağda, şu asırda, şu devirde şirk nedir hocam derseniz laikliktir derim. Müşrik kimdir derseniz laik olan insandır derim. Çünkü dini işlerde yani ibadet ile alakalı hükümlerde Allah geçerlidir. Dini ve idari meselelerdeki hükümlerde Allah'ın hükümleri geçersizdir. Derse bu adam mümin mi olur, müşrik mi olur? Müşrik olur. Bakın ne kadar basit. Ne kadar açık. Anlaşılmaması mümkün değil. Ama işte kelime oyunu yapıldığı için, cambazlık yapıldığı için, bağnazlık yapıldığı için, yobazlık yapıldığı için, kurnazlık yapıldığı için biz bunları açığa vuramıyoruz. Bakın mesela kahrolsun İslam diyemiyorlar, kahrolsun şeriat diyorlar. Öyle değil mi Müslüman? Kahrolsun İslam demeyip de kahrolsun şeriat demek ne demektir? İslam şeriattan, şeriatla İslam'dan başka bir şey midir? Niye böyle söylüyorlar öyleyse? Çünkü kelimelerin kargaşası var. Mefhumların anarşizmi var Türkiye'de. Kafalar karışık, beyinler karışık. Ya o halde وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ hatta يُؤْمِنَّ bir kadın laikliğe inanan bir kadın ben laikim diyen bir kadınla laiklikten vazgeçinceye kadar o kadını hiçbir Müslüman erkek nikahlayamaz. Bu asra göre, bu devre göre meseleyi izah ediyorum. Ben laikim, ben çağdaşım, ben demokratım, ben liberalim, ben kemalistim diyen bir erkeğe de vallahi hiçbir Müslüman kızını veremez. Görüyor musun Müslüman? Ne kadar mühim bir mesele. Her önüne gelen erkeğe kızınızı verebilir misiniz? Ve bunlar anlaşılmadan, anlatılmadan nikah anlaşılır mı? Nikah anlatılmış olur mu? Allah mümin lazım. Bir Müslüman, ben hem Müslümanım hem laikim diyebilir mi, diyemez mi? Diyemez tabi. Laikliği kabul ettiği yerde din gider, dini kabul ettiği yerde laiklik gider. İkisi bir araya gelemez. Bu kelimeleri biz ne zaman anlayacağız acaba? Bu kelimeleri ne zaman özümleyeceğiz, ne zaman çözümleyeceğiz? Müslümanlar, hacı babalar, sakallılar, sarıklılar. Ne zaman bunları anlayacağız biz? Biz bunları anlamadığımız içindir ki kahrolsun şeriatıya bağlı namussuzlar. Şerefsizler, haysiyetsizler, dinsizler, donsuzlar, delisizler. Eğer bunları anlasaydık adam acaba bir adım atabilirler miydi böyle bağlamazlar? Anlamadığımız için böyle şeyler oluyor.